Efendim güne bakışa hoş geldiniz. Haftaya çok hızlı bir giriş yaptık. Acaba Fırat'ın doğusun operasyon eli kulağında ne zaman başlar denilken Beyaz Saray'dan Trump'tan açıklamalar geldi. Çok sıcak açıklamalar ard arda geliyor. Siz de son dakika bilgisi olarak zaten alt satırda görüyorsunuz ama Trump ne dedi? Amerika'nın sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme zamanı geldi dedi. Ve DAEŞ'le Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Kürtler ilgilenmeli dedi. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Avukat Profesör Doktor Metin Feyzoğlu. Sayın Feyzoğlu hoş geldiniz. Merhaba efendim. Şimdi merhaba. Biz bambaşka konuları konuşacaktık ama yine konuşacağız. Şimdi bu sıcak gelişmeyle de ilgili size sormadan edemeyeceğim. Şimdi Trump diyor ki yani sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilmeli diyor. Çekilme zamanı geldi diyor Trump. Şimdi bu sonu olmayan savaşı o zaman Türkiye mi giriyor olarak? Yo, hayır, öyle düşünmemek lazım. Biz bir kere doğru dış politikanın kararlılıkla yürütülmesinin sonuçlarını alıyoruz. Yani meyvelerini topluyoruz şu anda. Yani çok açık bir şey tespit edelim. Dünya artık tek kutuplu değil. İki kutuplu da değil. En az üç kutuplu. ABD, Rusya ve Çin var. Şimdi ABD, Rusya, Çin denkleminde artık üçüncü şahısların ya da üçüncü ülkelerin doğru bir politikayla dünyada çok çok etkin olması mümkün. Türkiye zaten herhangi bir üçüncü ülke değil. Bölgenin en büyük gücü ve en istikrarlı gücü. En büyük, en istikrarlı gücü ortaya koyduğunuzda, doğru bir dış politikayla ortaya koyduğunuzda sonuç alıyorsunuz. Bugün o sonuçlar alınmaya başlandı. Türkiye zaten ne zamandır söylüyor, bırak ben temizleyeyim diyor. Kendi güvenliğini sağlamak için bırak ben temizleyeyim diyor. Bundan sonra muhtemeldir ki Suriye ile işlerin daha da hızlı düzelmesi gündeme gelecek. Bütün mesele burada Suriye'de PKK-YPG yapısını Esad rejimiyle birleştirmemek olmalı. Yani Esad rejiminin PKK ile birleşmesini önleyerek rejimi insan hakları temelinde, demokrasi temelinde doğru bir noktaya Türkiye soft power'ıyla, yumuşak gücüyle çekmeyi denemeli. Şimdi burada diğer cümle de çok önemli. Diyor ki Trump, DAEŞ'le ki orayı zaten %100'e yakın temizledik diyor Trump. Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Kürtler ilgilenmeli diyor ama hiçbir zaman ne Birleşmiş Milletler'den ne de Avrupa Birliği'nden DAEŞ'in dışında oradaki bir terör unsurunu telaffuz ederken çok fazla görmüyoruz. PKK, PYD, YPG bunlarla ilgili olan unsurlar hiçbir şekilde dile getirilmiyor. Yani o zaman ne demek istiyor burada Trump? Yani biz tamamen temizledik burada, artık Türkiye istediği gibi yapsın anlamına mı geliyor? Yoksa göreceğiz. PKK ile mücadele edecekse biz bunda yokuzun mesajı mı bu? Yani bunu göreceğiz tabii, uygulamalarında göreceğiz. Ama önemli olan şimdi ABD başkanlığı seviyesinde bu kadar kararlı bir açıklamanın yapılmış olması. Ha, Trump buna ne kadar gücü yeter, ne kadar başarılı olur... Ama çekilme başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu teyit etti. Yani göstermelik bir çekilmeden ziyade hani esaslı bir çekilme gibi görünüyor. Zaten en baştan itibaren ABD'nin burada ne işi var ki? Yani soru bu, ne işi vardı? ABD girdiği hiçbir yerde düzeni, huzuru sağlamıyor. Tam aksine düzensizlik getiriyor ve huzursuzluk getiriyor. Bölgede yabancı devletlerin işi yok. Biz burada. Türkiye bu bölgede şimdi düzeni, huzuru kontrol edecek mi? Çünkü hep ABD'ye rağmen diye cümlelerle başlayan bu operasyonu yapar mı diye soruyorduk. Hep bu Fırat'ın doğusu operasyonu telaffuz edilmeye başladığı andan itibaren. Türkiye'nin tabii ki benim kanaatime göre düzeni, huzuru sağlamaya gücü yeter. Ama Türkiye burada doğru bir stratejiyle bölgedeki devletlerle birlikte hareket ederek bunu sağlarsa hem kaynaklarını daha verimli kullanmış olur hem de daha etkili bir şekilde sonuç alınır. Biraz önce ifade ettiğim üzere PKK-YPG yapısını rejim güçleriyle birleştirmemek lazım hiçbir şekilde. Yani en büyük bana göre şu andaki tehlike PKK-YPG yeni bir müttefik arayışına eğer girerse burada düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışıyla belki Esad'dan yüz bulabilir.
O zaman bunu Türkiye'nin yine Rusya eliyle dolaylı görüşmelerle, ondan sonra da artık üçüncü devletlere ihtiyaç olmaksızın doğrudan irtibat kurarak çözmesi lazım. Ben eminim ki Türk diplomasisi arka kapılardan ya da bölgedeki her devlet arka kapılardan pek çok görüşme yapıyordur. Peki siz bekliyor muydunuz Trump'ın bu açıklamasını? Çünkü destek, net bir destek vermiyoruz ya da veriyoruz şeklinde o hiçbir net olmayan bir duruşuna alışmıştık açıkçası. Ama Trump'ın bugünkü açıklaması öngörüyor muydunuz? Yani çok şaşırtıcı değil tabii, şimdi öngörmek bir kahinlik olur yani böyle bir açıklamaya. Ama ABD'nin bu noktaya en azından başkanlık seviyesinde gelmesini beklemek lazımdı. Çünkü Türkiye doğru bir dış politikaya geçti. Orta Doğu'da ve Suriye'de doğru bir dış politikaya geçti. Bunu kararlılıkla ortaya koymaya başladı. Daha bunun ötesine de bekliyorum ben. Türkiye Doğu Akdeniz'de de çok doğru bir politikaya geçti. Şartları izliyor ve o şartlarda şu anda ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyor. Doğu Akdeniz'deki politikamızı ve Kıbrıs politikasını bu gelişmelerden ayrı düşünemezsiniz. Orada da Rumların şımarıklığına karşı Türkiye kararlılıkla yoluna devam ettiğinde göreceksiniz. Tabii ittifaklar içerisinde kararlılıkla devam ettiğinde ABD tamam demek zorunda kalacak. AB tamam demek zorunda kalacak. Yeter ki biz hem doğru politika uygulayalım hem kararlılıkla uygulayalım. Ama bunun için de içeride çok güçlü olalım. Güçlü olmanın da ölçüsü bana göre güçlü bir hukuk devleti olmaktır. Güçlü hukuk devleti olmanın da ölçüsü, konuya geleyim. Ona birazdan da hemen geleceğim. Konuya geleyim. Sizi davet güçlü hukuk devleti olmanın da ölçüsü güvenilir yargıdır. Yargısı güvenilir olmayan bir devlet gücünü içeriden yitirmeye başlar. Biraz sonra geleceğim ama şu, ben onu söylemiş olayım. Bir tane daha soru sormak istiyorum. Yani diyor ki DAEŞ ile Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Kürtler ilgilenmeli. Evet. Diyor Trump. Şimdi daha önce Rusya'nın ve İran'ın özellikle Türkiye cephesinden sorulan sorularda orada ortak bir operasyon yapar mısınız şeklindeki sorusuna evet Rusya kesin bir şekilde hayır cevabını vermişti. İran çok konuşmuyor ama onun da bu işlere girmeyeceği belli. Yani gözler o zaman ister istemez Suriye ve Kürtlere geliyor. Yani Trump'ın bu açıklaması ister istemez Suriye ile de bir anlaşmaya girmek zorundasınız. Yakınlaşma kurmak durumundasınız da mı geliyor? Zaten şimdi biraz önce onu söyledim. Gerçekçi olan bizim Suriye ile sorunlarımızı çözmemiz. Bu herhalde olan bitenden Suriye rejimi ya da mevcut hükümet gerekli dersleri çıkarmıştır. Biz de herhalde değişen şartlara göre gerekli adımları atmaya hazırız ve birçok adım atıldı. Yani Türkiye'nin Suriye ile ilişkin politikası bundan birkaç yıl önceki politika değil, görüyorsunuz. Tamamen değişti ve etkili bir şekilde yürüyor. Sonuç itibariyle ABD'nin oradaki varlığı, siz de biliyorsunuz ki DAEŞ gerekçe gösterilerek iç kamuoyuna takdim edilen bir varlıktı. Yani ABD iç kamuoyunda burada DAEŞ var, ben o yüzden uğraşıyorum çünkü DAEŞ geliyor beni evimde vuruyor diye bir mazeret gösteriyordu. DAEŞ'le bölgedeki güçler ilgilensin, ben yapacağımı yaptım diyerek iç kamuoyuna çekilme gerekçesi yaratıyor. Evet. Yani zaten taahhüt ettiği de bu değil miydi seçilirken? Şimdi bir de bir yandan tabii ki Amerikan seçimleri var. Daha çok iç siyasetle herhalde meşgul olmak istiyor Trump. Dış siyasetle ilgili çok da böyle gündemde kalmak istemediği yönünde de açıklamalar var. Şimdi Sayın Feyzioğlu, az önce de dediniz ya, yurt dışında istediklerimizi daha kolay hale getirebilmemiz için yurt içinde bir kere kendi içimizde daha sağlam, daha güvenilir olmak gerekiyor. Hukuk sisteminin bir kere güvenilir bir hukuk sistemi olduğundan bahsettiniz az önce. Bir yargı paketinden... Güvenilir bir hukuk sistemine sahip olan devletler güçlü olur. Evet, yani oraya da bağlayacağım. Şimdi yargı paketinden bahsediyoruz. Yeni yargı paketi halk arasında tabii ki bu şekliyle, ismiyle yerleşti. Bu yeni reform strateji belgesi de mecliste. Siz tabii ki bütün bu toplantılara da katılıyorsunuz, katılacaksınız. Daha bunun şu, bir sonraki şu anda mecliste ve bizim arkadaşlarımız şu an takip ediyorlar. Yani sizce bu mevcut haliyle paket neler getiriyor bize? Ne kadar yeterli ve dediğiniz o güvenilir bir hukuk sistemine ne kadar örtüşüyor? Hemen şunu söyleyeyim. Uzaya çıkacak olsanız önce evinizden çıkıp kaldırıma ayak basacaksınız.
o uzaya çok uzun bir yol var diyerek evinizde oturursanız uzaya da gidemezsiniz. Misal. En uzun yolculuklar bile o ilk adımlarla başlar. Bu da bir gerçeklik. Yalnız kamuoyunu iyice aydınlatmak, konuyu da netleştirmek adına şunu söyleyeyim. Yargı reformu paketinden ziyade biz üst başlıkta yargı reformu strateji sürecini konuşuyoruz. Yani dünyaya umutsuzlukla bakanlar, sürekli umutsuzluk gözlüğünü takanlar, bu şu an meclisin önündeki ilk kanun paketine bakıp oho diyorlar. Bunu mu beklediniz? Bu yetmez. Yetmez. Yanlış diyen yok. Yetmez. Ama lütfen biraz daha yukarıya çıkalım. Biraz daha tepeden bütünü görelim. Adım 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 kanunlaşacak, çoğunluğu kanunla yapılacak ama kararnamelere de bağlı olan, bir kısmı da uygulamada şekillenecek, iştahatlarla şekillenecek bir strateji belgesi ve strateji sürecinden bahsediyoruz biz burada. Asıl önemli olan bu. Ekim ayında bu belgeye ilişkin ilk kanun paketi meclise geldi. Muhtemeldir ki Kasım sonu Aralık ikinci paket gelir. Ondan sonra 3 gelir. Ya hemen birileri ya bunu toptan niye yapmıyorlar? Bakın toptan yapılabilecek olsa. Bütün bunların adım adım olacağından bahsediyoruz. Toptan yapılabilecek olsa yapılır. Sayın Feyzoğlu. Adım adım gidiyoruz evet. Bu yargı paketi mucize değil ama önemli bir adım demiştiniz. Tabii. Yani peki. Süreç başlıyor evet, çünkü. Şimdi az önce peki belki o karamsar gözlüklerle bakanlar sizi en çok o konuda eleştiriyorlardır ama yani mucize ne olabilirdi diye soruluyor. Bir de hangi konularda böyle büyük bir adım bu yargı paketi diye de çok hemen soruluyor. Hemen söyleyeyim, paket değil, strateji belgesi çok önemli. Paket onun ilk adımı olduğu için çok çok önemli. Çünkü o strateji belgesini bu ilk adımı atmadan hayata geçirebilir misiniz? Mümkün değil. Ama şimdi geçmeye başladı. Strateji belgesinin özü, tam çekirdeği şu: güvenilir yargı oluşturalım, erişilebilir yargı oluşturalım. Yani şu mahkeme duvarı lafını bitirelim. Hani mahkeme duvarına çarpıp duruyoruz ya, mahkeme duvarı lafı bitsin. Nasıl bitecek bu? Bir taraftan doğru kanunlar çıkarmanız lazım. Öbür taraftan asıl önemli ama çok zor olan kısmı, ne kadar doğru kanun yaparsanız yapın, bunu doğru uygulayacak bir zihin yapısına ihtiyaç var. Şimdi siz kanuna ne yazarsanız yazın, uygulamacının zihnini, bakış açısını bir günde değiştiremiyorsunuz. İşte eleştirilerin çoğu da oradan geliyor. Ama ne yapacaksınız? Yani eğer uygulamada bir sıkıntı olmasaydı zaten bir ne strateji belgesine ihtiyaç vardı ne de bir pakete ihtiyaç vardı. Şimdi eleştirmek var için her şey söylenir. Ama o zaman bu umutsuzlukta dükkanı kilitleyelim, kapılar açıp, camları açıp gidelim. Yani havalansın. Yani ne yapacaksınız? Sanki dün İsveç'te yaşıyordunuz da bugün Türkiye'ye mi ışınlandınız Allah'a sen? Yargının erişilebilir olması burada en çok size umutlandıran kısım galiba değil mi? Bakın, beni asıl umutlandıran şu. Paketin, daha doğrusu strateji belgesinin özünde ve bu paketin de çekirdeğinde eğitim var, ölçme değerlendirme var. Eğitim ve ölçme değerlendirme. İşte asıl önemli olan bu. Neden? Çünkü siz hangi kanunu yaparsanız yapın, istiyorsanız anayasayı değiştirin ve acayip de süslü olsun anayasa. Feyzoğlu, biraz sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da bir açıklama yapacak. Mevlüt Çavuşoğlu şu an ekranda. Evet, bir izleyelim bakalım. Memorandum o uzajamnom razumevanju u saradnji u oblasti socijalne i porodične zaštite između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije i Ministarstva za porodicu, rad i socijalne usluge Republike Srbije. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ministar za rad, Sırbistan'da az önce Mevlüt Çavuşoğlu'nu da gördük ekranlara. İkili görüşmeler bitti. Biraz sonra da bir basın açıklaması yapması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sıcak konular tabii ki Fırat'ın doğusuna operasyon. Ne olacak? Trump'ın açıklamaları. Evet. Aile ve sosyal koruma alanları. Amerika Birleşik Devletleri bölgeden çekiniyor. Onunla ilgili de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı.
vardı. Şimdi biraz sonra yapacağı açıklamalarda daha detaylı bilgiler ve bundan sonrası için neler olabilir onlarla ilgili görüşlerini aktarması bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dediğimiz gibi yoğun bir haftaya geçtik, hareketli bir haftaya başladık. Özellikle Trump'ın açıklamalarından sonra işte Amerika Birleşik Devletleri'nin sonu olmayan bu saçma savaşlardan çekilme zamanı geldi ve DAEŞ'le Türkiye, Suriye, İran, Rusya ve Kürtler ilgilenmeli sözünden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyordu. O yüzden gözler şu anda Sırbistan'da, az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapması beklenen o konuşmada. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında ortak devriye polis hizmetlerinin uygulanması hususunda mutabakat yaptı. İmzacılar Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Sırbistan adına Sırbistan Başbakanı Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojša Stefanović. Evet. Okvirin vojni sporazum između Republike Srbije. İkili görüşmeler, ikili anlaşmalar. Bütün bunlar evet şu anda o basın toplantısında kamuoyuna duyuruluyor. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında askeri çerçeve anlaşması. Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, Sırbistan adına Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin. Evet, Sayın Feyzoğlu iki ülke arasında hem askeri hem diğer alanlarda yapılan anlaşmalarla ilgili hem kamuoyuna açıklamalar yapılıyor hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz sonra kapsamlı bir bu konularla ilgili en azından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. Şimdi Sayın Feyzoğlu bir de af konusu çok tartışılıyor. Şimdi af değil ama kamuoyuna bir kere af kelimesi düştüğü için bundan sonra hep af olarak telaffuz ediliyor. Bu yargı fe paketinin içerisinde yok. Yani bir ne ceza infaz indirimi ile ilgili bir düzenleme yok ne de af konusu yok. Öncelikle neden meclise getirilen yargı reform paketinde bu af veya yani ben halkın tabiriyle söylüyorum. Neden yok? Bu gelen tepkiler üzerine geri adım atılmış bir hareket. Hayır efendim, çünkü infaz indirimi meselesi bir reform konusu değildir. İnfaz indirimi meselesi reformun dışında reformla amaçlanan güvenilir ve erişilebilir yargı hedefinin dışında bir meseledir. Meclisin meselesidir kuşkusuz. Ama vatandaşlarımızın tabii pek çoğunun neden ilgilendiğini anlıyorum. Ama yargı reformu başka bir şeydir. İnfaz indirimi başka şeydir. Ama siz burada mesela cin şişeden bir kez çıkarsa geriye girmez. Yargı reformu ile ilgili değil o. Çünkü af adıyla bir kez bu olsun diye konuşma başladı mı, evvel bunu etkili siyasetçiler yapmaya başladı mı artık beklenti başlar. Evet. O zaman da bu beklentinin cezaların ve ceza kanunun caydırıcılığını ortadan kaldırmadan ama ihtiyacı da büyük ölçüde giderecek şekilde çözülmesi lazımdır. Meclisimizin meselesidir. En iyi şekilde çözecektir. Eminim ki Adalet Bakanlığımız yargı reformu stratejisini hazırlarken gösterdiği katılımcılığı bu noktada da bize gösterecektir. Çünkü artık bir anlayış oluşmuştur. Bu anlayış ilgili kesimlerin hepsiyle istişare ederek, görüşerek ortak aklı oluşturma ve toplumsal düzene zarar vermeyecek anlayışıdır. Onu, tabii yani toplumsal düzeni cezaların caydırıcılığını indirerek, ortadan kaldırarak koruyamazsınız. Ama bu beklentide cezaevlerindeki insanlar için yaratıldığına göre ya da infaz bekleyen insanlar için yaratıldığına göre karşılanması lazımdır. Yani cini şişeye sokmak mümkün değildir kanaatimce. Ama çıktığında da en az zararlı ve en çok faydalı şekilde. Çünkü her düzenlemenin artısı eksisi olur. Eksisi az, artısı çok şekilde çıkmasında ben fayda görürüm. Peki, Sayın Bostancı açıklamalarda bulunmuştu. Naci Bostancı bu ilk infaz düzenlemesiyle ilgili tartışmalar başlarken ve 300 bine ulaşmış görünüyor cezaevlerindeki insan sayısı. Cezaların infazına ilişkin mecliste bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz dedi. Peki bu rakamı size sormak istiyorum. Yani bu rakam yüksekse neden bu kadar yüksek? İkincisi yani bu insanları artık yerleştiremeyeceğimiz bir yer yok. O yüzden böyle bir infazda indirim yapalım düşüncesiyle mi bu fikir ortaya çıktı? Hayır. Bu adalet duygusunu
bir tam, anlamda tam olarak soru değil. İşareti getiriyor. Hayır, tam olarak değil. Ceza Türkiye 2005'te tüm ceza mevzuatını değiştirdi. Büyük adımlar atıldı. Doğrudur, yanlıştır. Geriye doğru adımlar var, ileriye doğru adımlar var 2005'te. O değişiklik sırasında infaz mevzuatı da değişti ve yatılan süre arttı. Yatılan süre artınca cezaevlerinin doluluk kapasitesi arttı. Mesele budur. Ve doğal olarak da yer kalmadı. Ama yer kalmamasından daha önemli olan bizim cezaevlerimizin cezanın ıslah edici özelliği. Yani insanları bir daha suç işlemekten caydırıcı, düzeltici, tedavi edici özelliği maalesef çok fazla yok. Maalesef yok. Hele hele kalabalıkta hiç imkan yok. Çok kişinin kaldığı artık öyle bir sıkıntı ki bazı eski cezaevlerinde özellikle tuvaletlerde bile insanlar yatıyor. Yani sıkıntılı bir durum var. Bunu çözmek için ne yapacaksınız? Bunu çözmek için infazda bir düzeltme yapmanız lazım. Ama bu düzeltmeyi de toplumun düzenini bozmayacak, çıkanların yeniden suç işlemesini önleyecek ya da yeniden suç işlemeyeceğini düşündüklerinizi çıkartarak bulmak lazım. Bana göre infaz indirimi vatandaşta beklenti olduğu için önemli ama yargı reformunun içinde bir mesele değil. Çünkü yargı reformunun dediğim gibi içindeki çekirdek yargının güvenilir olması ve erişilebilir olması. Bunu da mevcut kanunlarla niye yapmıyorsunuz diye sorduğunuzda asıl meselenin bizim yetişmiş, kaliteli, eğitimli, standartı yüksek ve özgürlükçü bakış açısına sahip uygulamacıdan maalesef yoksun oluşumuz ya da yeterli sayıda olmaması. Peki bunu nasıl değiştirebilirim dediğinizde işte merkezine eğitimi koyuyorsunuz ve ölçme değerlendirmeyi koyuyorsunuz. Bu çerçevede hukuk mesleklerine girişin bir sınava bağlanması, yani avukatlık adaylığına, hakim adaylığına müracaatın, savcı adaylığına müracaatın, noterlik adaylığına müracaatın bir merkezi devletin yapacağı sınava bağlı olması işte bu kaliteyi yükseltiyor. Kalite yükseldiğinde vatandaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum. Kürsünün neresinde oturursa olsun, ister hakim kürsüsünde, ister savcı kürsüsünde, ister avukat kürsüsünde, neresinde oturursa otursun, o hukukçu arzu edilen kalitede değilse siz o mahkemeden adalet beklemeyin. Yani vatandaşlarımızdan rica ediyorum, hukuk fakültesi açılsın diye siyasetçilerin yakasına yapışmayı bıraksınlar. Çünkü ne kadar hukuk fakültesi açılırsa o kadar az hoca kalıyor öğrenci başına, o kadar az hocayla o kadar kalite düşüyor, o kadar kalite düştüğünde de vatandaş mahkemeye gidiyor. Ya burada ben niye adalet bulamıyorum diyor. Sen şehrinin konutları kiracı bulsun, nargile kafeleri müşteri bulsun, muhallebicileri müşteri bulsun diye hukuk fakültesi açılsın istedin. Çünkü hukuk fakültesinde toplu eğitim yapılıyor. 300-400 kişiyi bir sınıfa sokuyorsunuz. 4 tane hoca buluyorsunuz. Oldu sana hukuk fakültesi. Böyle bir hukuk fakültesinden adalet dağıtacak bilgi düzeyinde, kalite düzeyinde nasıl öğrenci çıksın, mezun çıksın? O zaman mevcut hukuk fakültelerini de sorguluyorsunuz. Hepsini sorguluyoruz. Yani yeni bir fakülte açılmasından ya siz ne diyorsunuz? Tabii ki sorgulamak lazım. Yani mevcut hukuk fakülteleri, şimdi yok 190 bin sınırı uyguluyor. 190 bininciden yukarısını hukuk fakültesine kontenjan boş olsa bile almıyor. 2000'den alan var, 1000'den alan var, 190 binden alan var. Yani 2000'inci olmuş çocuk, 1000'inci olmuş giriyor, 190 bininci olmuş giriyor ve aynı şartlara tabi. Olur mu böyle bir şey? Yani ve mahkemede adalet dağıtmasını bekliyorsunuz. Gençlere yazık. Gençlere yazık, insanlara yazık, adalet bekleyenlere yazık. İşte reform belgesiyle gelen paket bunları çözecek. Sayın Feyzoğlu, çözmeye aday. Şimdi bu paketle ilgili, yani bu strateji belgesiyle ilgili esas bunları konuşmamız gerekiyor diyorsunuz ama az önce söylediğiniz bir yerden devam etmek istiyorum. Dediniz ki ilk paket çıktıktan sonra Adalet Bakanlığımız zaten Türkiye Barolar Birliği olarak bizi yine davet edecektir. Bu konuda da somut bir çalışma yapalım diyecektir bu ceza infazı söylüyorsunuz. Şimdi inşallah. Yani böyle somut bir çalışmanın içerisinde şüphesiz olacaksınız bu konu geldiği yani, zaman. Peki yani
tam olarak nasıl bir düzenleme talep edeceksiniz? Sizin bunun öncesinde yaptığınız bir hazırlık var hayır, mı? Hayır yok yani mutlaka Adalet Bakanlığı infaz indirimiyle ilgili bir ön çalışması vardır. O ön çalışmayı bize anlatırlar, görüşümüzü sorarlar. Biz de yakın ilişki içerisinde görüşümüzü zaten anlatıyoruz, çalışıyoruz, masaya oturuyoruz, ceketleri çıkarıyoruz, oturuyoruz, çalışıyoruz. O şekilde çalışacağız. Evet. Yani anlıyorum siz infaz indirimine çok vatandaş size soru sorduğu için siz de tabii bir gazeteci olarak çok dört elle sarılıyorsunuz. Yani konuyu çok önemsiyorsunuz. Ama sizi temin ederim 82 milyonu ilgilendiren konu, İnfaz indirimine önemsiz demiyorum ama 82 milyonu ilgilendiren konu yargının güvenilirliğini sağlayacak olan strateji belgesidir. Strateji belgesinin infazla ilgisi yok. Yok, bambaşka peki, bir tane daha mesela bu ilk pakette yer almayacağının ilan edildiği bir başka konu da KHK'lıların durumu. Yani burada birçok eleştiri var. Mağdur olduğunu söyleyen birçok vatandaş var ve sizin de bu KHK'lılarla ilgili komisyonla ilgili söyledikleriniz de var. Evet, onlar çalışmalarına devam ediyorlar, incelemeler yapıyorlar. Yani ama bu çalışma sizce yeterli mi? Yeterince hızlı mı? Ve mağduriyetleri engelleyecek düzeyde mi? Şimdi ifade edeyim bunu. Komisyonun üye sayısı itibariyle zaten bu çalışmanın bizim arzu ettiğimiz hızda olması mümkün değil. Ancak olağanüstü bir zaman içindeyiz, olağanüstü bir sürecin içindeydik. Ve o olağanüstülükte olağanüstü bazı uygulamaların yapılmasını belki gerektirdi. Ama Türkiye'nin artık yavaş yavaş belki de artık hızlı hızlı normalleşmesi lazım. Normalleşme sürecinde de KHK ile ihraç edilenlerin en baştan gözden geçirilip komisyonun talebini reddettiklerinin yargıya taşınması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki komisyon kararı idari bir işlem kabul edilecek ve ondan sonra yargıya götürülebilecek. Şimdi o sürecin içindeyiz. Yani yargı süreci başladı reddedilenler tarafından. Ben bu noktada gerek komisyonun gerek idari yargının, yani komisyon karar verirken ve eğer red verirse de idari yargının ceza mahkemelerinden verilmiş olan beraat kararlarını, savcılıklarca verilmiş olan takipsizlik kararlarını mümkünse bağlayıcı kabul etmesini beklerim. Zaten mahkeme açısından bağlayıcılığı olduğuna inanıyorum. İdarenin de bu bağlayıcılığı kabul edip işin yargıya taşınmadan bitmesini sağlaması mümkün. Yani özet şu, beraat etmiş kişinin veya takipsizlik kararı almış bir kişinin KHK ile işte FETÖ'yle iltisaklı, FETÖ'ye üye diye ihraç edilmesi durumunda bu idari işlemin yargısal bir işlemle artık geçersiz kılındığını düşünmek isterim bir hukukçu olarak. Yani özet şu, iyice basitleştireyim. KHK ile ihraç edilmiş kişi hakkında soruşturma açıldı. Ceza soruşturması açıldı ama savcılık takipsizlik verdi. KHK ile ihraç edilmiş kişi hakkında dava açıldı. Mahkeme beraat kararı verdi. O takipsizlik ve beraatin ben hem idareyi hem de idari yargıyı bağlamasını bir hukukçu olarak beklerim. Göreceğiz tabii nasıl işleyeceğini. Türkiye'nin bu anlamda normalleşmesi de lazım. İlk gün şunu söylemiştim 15 Temmuz'dan sonra, tekrarlamak istiyorum bunu. FETÖ'nün istediği Türk yargısının suçluyla suçsuzu birbirinden ayırmaması, haklıyla haksızı birbirinden ayırmaması ve masumların canının yanmasıdır. Masumların canı yanarsa eğer FETÖ'cüler diyecekler ki bak ben de masumum, benim de canım yandı. Yani aynı torbaya masumla evet, masum olmayan atılırsa bir cümlenizi de hatırlatayım. Bundan masum bu olmayan evet, yararlanır. Ben 15 Temmuz'un hemen akabinde de şunu söylemiştim diyorsunuz. İşte şimdi dediğim. Verdiniz. Evet, yargı suçluyu suçsuzdan ayırırsa işte FETÖ ile mücadele edilebilir. FETÖ'cü olanla FETÖ'cü olmayanı herkesi ikna edecek şekilde adil yargılamayla birbirinden ayırırsanız ancak FETÖ ile mücadele edebilirsiniz. Şimdi bu cümleden şunu mu anlıyoruz? Yani yargıdaki FETÖ etkisi hala devam ediyor. O yüzden de herkesi ikna edecek bir adil yargılama mı söz konusu? Hayır, asla böyle bir şey söylemedim. Yani söylediğim o değil. Söylediğim yargının her zaman yapması gereken adil yargılamayla
gerekçeli, ikna edici kararlar vermesi. Yargıda FETÖ süreci devam ediyor ya da etmiyor diye bir şey yok orada. 15 Temmuz'da hemen külliyeye gittiğimizde baro başkanlarımızla birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda söylediğim cümledir. Tweet atsaydım herkes alkışlardı, külliyede söylediğim için külliyeye mi gittin dendi, Cumhurbaşkanı'nın elini mi sıktın dendi. Yani o cümleleri eğer tweet atsaydım derlerdi, manşet olurdu. Kendi insan mahallesinde kahraman olurdu. Mahallede kahraman olmak marifet değil. Türkiye'ye hizmet etmek marifet. Orada da söylediğim odur. Yargının suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayırmamasını en çok terör örgütleri ister. Çünkü terör örgütleri yargı güvenilirliğini yitirirse taban bulurlar. Masum olan insanlara yargı eliyle yanlışlık yapılır ve bu yanlışlıklar kolay kolay düzelmezse terör örgütleri bu çerçevede FETÖ ve PKK gibi belli bir tabana hitap etmeye çalışan terör örgütleri bunu sömürürler ve devlete karşı insanları kışkırtırlar. Adalet mülkün temelidir, buradan geliyor. Eğer siz mülkü yani vatanı adalet üzerinde yükseltmezseniz o mülkün yani o vatanın üzerinde yaşayan insanlar sizin devletinize bağlılıklarını yavaş yavaş zayıflatırlar, sonra da yitirirler. Bu sebeple yargının yeri reforma geliyorum, güvenilir ve erişilebilir olması lazım. Yargı reformu strateji belgesinin hayata kararlılıkla geçmesi bizim kendi insanlarımızın kendi devletimize daha çok güvenmelerini ve bağlılıklarını hiç kimsenin zayıflatamamasını getirir. Yani Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğe ihtiyacı vardır diyoruz ya, o milli birlik ve beraberlik ancak güvenilir bir yargıyla sağlanır. İşte reform belgesi bunu da sağlamaya yöneliktir. Evet, şimdi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün bir FETÖ çıkışı vardı. Deniliyor ki FETÖ ile mücadele FETÖ'cü yöntemlerle yapılamaz. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bu FETÖ'nün bir tezahürüdür diyor Sayın Gül. Ve daha düne kadar FETÖ ile aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün utanmadan çıkıp FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkmasınlar diyor. Öncelikle bakanın bu çıkışını nasıl değerlendireceksiniz? Bir de yargıdaki aktif ve endişe verilmesini gerektirecek boyutta FETÖ'cüler var mı size göre? Son sorunuza cevap vereyim, öyle olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yargı 15 Temmuz'dan sonra ve öncesindeki belli bir süre bu noktada doğru bir sınav verdi. Ve özellikle Yargıtay'ın Baylok kararıyla, yani Baylok sadece sinyal alması yetmez, içeriklerinin de öğrenilmesi gerekir gibi kararlarla ilk derecedeki hakimlerin, ilk derecedeki savcıların doğru yönlendirilmesini sağladı ve can yanmasını olabildiğince azalttı Yargıtay devreye girdiği için. Nitekim bu yüzden bir parantez açıyorum. Yargı reformu strateji belgesinde şimdi Türkiye'nin sorunlarından olan, önemli sorunlarından olan düşünce özgürlüğü Sayın Feyzoğlu bir virgül koyalım çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an konuşmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın ortak basın toplantısını açıklamalarını ekranlara getirdik. 9 ayrı anlaşma imzalandı. Dolayısıyla hangi anlaşmalardı bunlar? Önce onlardan bahsedildi, soru cevap alındı. Yarın da önemli bir başka toplantı daha olacak. Oradan bir, acaba Sayın Feyzoğlu bu arada, evet şu anda ekranlarını yeni açanlar varsa, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu da bizlerle birlikte bir yarım saatlik böyle bir Cumhurbaşkanı'nın ve Sırbistan Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına uzandık Sırbistan'a kadar. Efendim yargı paketi, ısrarla ben paket diyorum ama siz düzeltiyorsunuz. Yargı paketi değil çünkü. Evet, değil. Yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi. Sonra olacak. Neden düzeltiyorum? Çünkü yargı reformu belgesini bu kanuna indirgersek gerçekten daha fare doğurdu dersiniz. Ama bunu ilk adımlar olarak görürseniz sonrasında o zaman vatandaşlarımızın umudu artar. Şimdi Sayın Feyzoğlu. Çok özür dilerim Emre Beyciğim. Aslında çok da iyi oldu. Tam aramıza yeni katılan sayın seyirciler bizim konuyu Suriye'deki gelişmeden açtığımızı belki bilmezler. Oradan açtınız ve orada ben hatırlarsanız siz konuyu gündeme getirdiğinizde dünya artık soğuk savaş
sonrasının tek kutuplu, yani bir tek ABD'nin süper güç olduğu dünya değil. ABD, Rusya, Çin kutuplarının varlığı Türkiye'ye muazzam imkanlar önüne koyuyor demiştim. Bu çerçevede şimdi bunu görüyoruz. Çünkü Sırbistan tarihsel olarak Rusya'nın çok etkili ve etkin olduğu bir coğrafya. Ve Türkiye yumuşak gücüyle Sırbistan'da şu anda, görüyor musunuz? Yani Bosna Hersek'teki iç savaştan sonra Türkiye'nin Sırbistan'la mesafesinin çok açık olması lazım. Öyleydi. Ama şu anda bir taraftan Bosna Hersek'le son derece yakın çalışmalarına, işbirliğine devam ediyor. Kosova ile aynı şekilde devam ediyor. Ama Sırbistan'la da bir yakınlaşmanın, ciddi bir yakınlaşmanın içinde tarihteki en ileri düzeyde ilişki olduğunu söyledi Sırbistan Cumhurbaşkanı. Tam da bu noktada bakın, bilmiyorum size düştü mü, arkadaşlar göndermişler, arada açtım. Hillary Clinton, Trump'ın ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin beyanatı üstüne bir açıklama yapıyor. Aynen okuyorum. Başkan Trump, sadık müttefiklerine rağmen Türkiye ve Rusya ile saf tutmayı tercih etmiştir. Sadık müttefiki dediği YPG, PKK. Bakın, sadık müttefik dediği PKK, YPG. İnanılabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Clinton, Hillary Clinton, ABD'nin eski Dışişleri Bakanı ve Trump'ın karşısındaki demokrat aday. Ve diyor ki, sadık müttefiklerimize ihanet etti Trump ve Türkiye ve Rusya ile ittifak yaptı. Ne diyorsunuz? Yani Türkiye, hani NATO, hani ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ortaklık? Bu son derece ciddi ama vahim bir açıklama. Ama aynı zamanda Trump'ın ciddiyetini de ortaya koyuyor burada, ya da kararlılığını da ortaya koyuyor diye umuyorum. Çünkü en yakın rakibi ya da bir karşısında yarıştığı rakibi bu noktada bir açıklama yapıyor Trump'ı yerden yere vurarak. Demek ki Türkiye doğru yolda. Yani Sırbistan'la yaptığımız işbirliği de Rusya ile aramızdaki yakınlaşmayla doğrudan ilgili. Türkiye çok kutuplu dünya düzeninde yerini alıyor. Sayın Bu önemli. Evet, çok önemli açıklamalar da yapılıyor ve yapılacak da, çünkü çok sıcak gündem. İsterseniz biz yine bu yargıyla ilgili meselelerle devam edelim. Yargı bağımsızlığı tartışması çok, sadece son dönem için değil, yıllardır yapılan bir tartışma. Ve sizin de 16 Ağustos 2016 tarihinde şöyle bir cümleniz var. Diyorsunuz ki, diken battığı yerden çıkarılır, diken yargı yoluyla batırılmıştır. Şu halde gelin diyoruz, önce yargımız tarafsız, bağımsız, güvenilir hale getirelim. Şimdi aradan epey bir zaman geçti. Özellikle FETÖ'yle mücadelede yargı konusunda bir mesafe kaydedildi ama hala da devam ediyor bu mesafe. Söyler misiniz, bugün diken nerede? Battığı yerden çıkarıldı mı? Ne durumda? Çıkartmaya çalışıyoruz. Yargı reformu işte bu. Dikeni battığı yerden çıkarma mücadelesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın basın toplantısı başlamadan önce siz şunu sormuştunuz. Yargının içinde FETÖ'yle samimi bir şekilde mücadele ediliyor mu demiştiniz. Tam cevap verecektim. Yayın kesildi. Yani yargıda aktif ve endişeli edilmesini gerektirecek boyutta FETÖ'ler var mı? Sayın Adalet Bakanı'nın işte bir hafta 10 gün önce yaptığı açıklamalara da atıf vererek bunu sormuştunuz. Sayın Adalet Bakanı gerçekten can siperhane bir şekilde tüm ekibiyle birlikte FETÖ'yle mücadelenin içindedir. Türkiye Barolar Birliği ve ben başkanı olarak ölümüne bu mücadelenin içindeyiz. Can siperhane. Biz ama çok eskiden beri zaten F tipi örgütle, FETÖ'yle neredeyse süngü savaşı yapıyoruz. Bugün de Sayın Adalet Bakanı ve ekibi, Adalet Bakanlığı bürokrasisi aynı şekilde bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Ve yargıya gelecek olursak, Yargıtay gayet ciddi bir mücadelenin içinde. Mücadelenin yöntemi yargı açısından ya da Yargıtayımız açısından, size daha önce ifade ettiğim üzere, yargının suçluyla suçsuzu, haklıyla haksızı birbirinden ayırmasını sağlamak. Çünkü FETÖ'nün istediği,
PKK'nın istediği yargının suçluyu suçsuzdan ayıramayarak masumları mağdur etmesidir. Masumları eğer yargı mağdur ederse bundan FETÖ ve PKK gibi tabandan insan kazanmaya yönelik manevralar yapan örgütler yararlanır. Yargıtay da bu çerçevede örneğin Baylok kararında yaptığı üzere, Mor Bey'in kararında yaptığı üzere kitlenin haksızlık duygusuna, haksızlığa uğradığı duygusuna kapılmasını önlemeye çalışıyor. Doğru yapıyor. Güvenilir bir yargıyı tesis anlamında. Adalet Bakanımız yine aynı şekilde o mücadelenin içerisinde yargı reformunu getirmesi de güvenilir yargıyla örgütlerin taban kazanmasını önlemek, vatandaşların milletlerine, devletlerine aidiyeti hissini güçlendirmek. Ancak yargı reformu strateji belgesinde bu mücadelenin bir yansıması var. Doğru. Yargıya erişilebilir ve daha doğru karar vermesini sağlamayı amaçlayan düzenlemeler var. Ancak HSK'nın yapısına dair anayasal değişiklik önerileri strateji belgesinde henüz yok. Olacak mıdır? Ya da bu noktaya Türkiye gelecek midir? Ben adli yıl açılış konuşmasında ifade ettiğimi burada da sizin vasıtanızda tekrarlayayım. Söylediğim şudur. Anayasa değişikliğini önümüzdeki dönemde HSK açısından anayasa değişikliğini önümüzdeki dönemde kamuoyunda tartışmalıyız. Ve mecliste referandum falan olmaksızın mecliste tam bir uzlaşıyla HSK'nın yapısını yargının üzerine toz tanesi konmayacak şekilde ileride getirmeliyiz. Ama diyorsunuz ki orada bunu büyük bir anayasa değişikliği paketi içine alalım dediğiniz anda ölür demiştiniz değil mi? Aynen, bunu öyle ayrı olarak değerli. Aynen öyle düşünüyorum. Bunu tek başına yapmak lazım. Bu en önemli mesele. HSK'nın yapısını bugün her hukukçu aşağı yukarı size söyleyebilir. Gelin şöyle değiştirelim diyebiliriz. Ne yapacağımız da bellidir. Otururuz, konuşuruz bunu. Ayrıntılı bir şekilde tartışırız. Ve gerçekten çok büyük bir uzlaşmayla bunu ileride geçirebiliriz. Bu 2017'deki önerinizle hemen hemen aynı mı? Mesela üyelerin yarısını yani 360 oy dediğimiz 5'te 3'ü neredeyse uzlaşma zorunluluğu getirerek meclise seçelim tabii, diyordunuz. Tabii. Biz meclisin kalan bu noktada yarısını da Yargıtay ve Danıştay kurullarından seçelim. Aynen diyordunuz. Öyle. Biz meclisimizin bu konuda daha etkin olmasını arzu ederiz. Ancak mecliste RTÜK modelini asla önermeyiz. Çünkü RTÜK modeli siyasi partilere koltuk ayrılması şeklinde olduğu için yargıyla hiçbir şart altında bağdaşmaz. Burada kurulda bakan ve bakan yardımcısı da çıkmalı diyorsunuz 2017. Oradaki düşüncemiz şu. Hakimler kurulu diye bir kurul oluşturursunuz. Onun başına Yargıtay Başkanı'nı geçirirsiniz. Savcılar kurulu diye bir kurul oluşturursunuz. Onun da başına Yargıtay Başsavcısını geçirirsiniz. Bu iki kurulun idari meselelerini de Adalet Bakanlığı'na bir şekilde bağlarsınız. Çözersiniz meseleyi. Bu HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 lira birden düşer. Hayır efendim, bunu var. Kim nereden uydurduğunu bilmiyorum. Size ait bir cümle değil. Hayır mi? Efendim, ne münasebet. Ben bana her şey söylenebilir ama herhalde cahil yabancı yatırımcıya nasıl güzel bir mesaj verirsiniz gibi size ait olduğu. Emre Beyciğim, bana bir sürü şey söylenebilir ama çok özür dilerim. Herhalde cahil demek biraz fazla olur. Biraz fazla bir haksızlık olur. Hiç HSK'nın yapısı değişirse dolar 2 liraya düşecek kadar cahil olabilir miyim ben? Programda buna vesile olsun. Sayın, en azından bu Sayın Ege Cansen böyle anlamış, böyle yazmış. Kendisini de aradım, üzüntülerimi ifade ettim. Ya nasıl inanabilirsiniz böyle bir şey söylediğime dedim. Dolar 1-2 lira düşebilir dedim. Dolar 1-2 lira düşebilir demekle dolar 2 liraya düşebilir demek arasında bir dünya fark var. Allah göstermesin, dolar 2 liraya düşerse Türkiye ihracat yapamaz. Bunu bilmeyecek siz de bilirsiniz, ben de bilirim. Yani ama yabancı yatırımcıya da nasıl güzel bir mesaj verirsiniz? Ama yabancı yatırımcının ve yerli yatırımcının Türkiye'ye parasını bağlaması için yargının güvenilir olması lazım. Bu kadar basit mesele. Yabancılar Türk yargısına nasıl bakıyor? Şu anda kargaşa tabii ki. Türk yargısı kendisini tekrar ispatlamak zorunda. Buna çabalıyoruz zaten. Ama sürekli olarak umutsuzluk pompalarsanız var olan çalışmaların önünü kesersiniz. O yüzden umutsuzluk değil, umuda ihtiyacımız var. Ama polyanlacılıkta oynamıyoruz. Yani her şey çok güzel, harikulade, hiçbir sorunumuz yok. Ne
birilerinin anlatmak istediği gibi dükensiz, dikensiz gül bahçesi, ne de birilerinin göstermek istediği gibi bittik battık. Sorunlarımız var. Zaten sorunlar olduğu için çözecek insanlara ihtiyaç olur. Çözmeye çalışıyoruz hep birlikte ve çözülecek. Yani Türk yargısını öyle kimse hafife almasın ve Türk devletini kimse hafife almasın. Türk devleti çok köklü bir geçmişten geliyor ve biz 200 yıllık bir demokrasi deneyimimizle yürüyoruz. Yani Türkiye ne Irak'tır, ne Suriye'dir, ne Cezayir'dir, ne Mısır'dır, ne Libya'dır. Türkiye'yi böyle Arap baharı esintileriyle yıkılan, paramparça olan, turuncu devrimlerle rejim değiştiren ülkelere kimse benzetmesin. Türkiye'nin bir geçmişi var. Dolayısıyla sağlam bir geleceği de var. Ve Türkiye Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleriyle kurulmuş, yürüyen ve bir milli mücadeleden şahlanmış gelen bir devlet. Geçmişinde de 1000 yıllık devlet geleneğini almış götürüyor. Yani onu da inkar etmeyen bir devlet. Sayın Feyzoğlu, şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından önce siz demiştiniz ya, bunu ben Twitter'da yazsaydım bu kadar eleştirilmezdim ama külliyede yaptığım için eleştirilmezdim. Hayır, eleştirilmezdim demedim. Ben bunu tweet atsaydım retweet şampiyonu olur, alkışlar ve manşet olurdum. Şimdi ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın huzurunda söyledim bu cümleleri. Artık öyle bir kutuplaşma pompalanıyor ki ne dediğin değil, nerede dediğin. Ya elbette ben orada söyleyeceğim. Nerede söyleyeceğim? Kandil Dağı'na mı çıkayım? Orada mı söylememi istiyorlar? Bazıları herhalde orada alkışlayacak, oraya çıksam. Ya yapmayın Allah aşkına. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na gidip söyleyeceğiz. Nerede söylememi bekliyorlar? Kimle sorun çözmemizi bekliyorlar? Allah aşkına siz söyleyin. Sorununuzu nerede çözmek lazım? Ben bunu Şansölye Merkel'le mi çözeceğim? Boris Johnson'la mı çözeceğim İngiltere Başbakanı, yoksa Türkiye'deysek ve Türkiye'de yaşıyorsak ve Türkiye'de yaşamaya devam edeceksek ki başka bir yere gitmeyeceğiz, kim ne derse desin. Bu iki farklı kesimden gelen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'yla çözeceğiz bunu. Örneği mi? Yani nasıl? Bu iki farklı kesimden gelen tepkiler de size bu yöndeki yönelik bir kutuplaşma örneği mi diyorsunuz? Bakın, Türkiye'de halkın çok büyük çoğunluğunun kutuplaşma falan istediği yok. Ama her siyasi görüşten, yelpazenin her renginden fanatikler var. O fanatikler kutuplaşmadan besleniyor. Ve kutuplaşmayla siyasi güç devşirmeye çalışıyorlar. Çünkü düşmanlık yaparsanız karşılığında o kesimden, yani kime düşmanlık yapıyorsanız oradan düşmanca geri bir tepki geliyor. Yani etki tepki meselesi ve böylece de saflar sıklaştırılıyor. Bazı baroların da fanatik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, asla. Bu cümlemde tabii siz gazetecilik yapıyorsunuz ve çok haklısınız böyle sormakta. Ama benim cümlemde tek bir baroya, tek bir baro başkanımıza yönelik bir şey yoktur. Barolarımızın altını çizerek söylüyorum. Hiçbiri Türkiye Barolar Birliği'nin vesayeti altında değildir. Yine altını çizerek söylüyorum. Türkiye Barolar Birliği de baroların vesayeti altında değildir. Türkiye Barolar Birliği ile barolar arasında ya da baroların kendi arasında bir kavgayı magazin boyutlarında tartışmak, bir kavga varmış gibi gösterip sonra da bunu magazinel boyuta taşımanın Türkiye'ye faydası yoktur. Biz yargı reformunun içeriğini tartışıp bunu halkımıza anlatacağımıza maalesef kim kime ne dediği konuşuyoruz. Oysa şu anda siz biliyor musunuz Cumhuriyet Gazetesi'nin bazı yazarları şu anda istinafta cezaları onandığı için infazlarını çekiyorlar. Ama yargı reformunun ilk paketi kanunlaştığında istinafta kesinleşme bu suçlar açısından kalkacağı için temiz yolu açılacak ve temiz yolu açıldığı için infazları duracak. Hadi buyurun bakalım. Hadi buyurun. 10 bin kişinin cezaevinde infazını çeken 10 bin kişinin yargı reformuna koyduğumuz düşünce özgürlüğünü güvence altına alan maddeler sayesinde infazları duracak. Bakın, infaz indiriminden falan bahsetmiyorum. Aftan bahsetmiyorum. Bambaşka bir şey söylüyorum. Cezası bölge adliye mahkemelerinin onamasıyla kesinleşen kişilere belki de Yargıtay, düşünce özgürlüğün senin bu. Eleştirdin, ağır eleştirdin ama cezayı gerektiren bir fiil işlemedin. Suç değil diyecek Yargıtay belki de, ama belki de diyecek ki hayır, sen
gazeteci olabilirsin ama yaptığın gazetecilik değil, yaptığın terör örgütü propagandası diyecek. Bunu bilmiyoruz. Yargıtay'ın denetiminden niye rahatsız olalım ki? Neden rahatsızlık? Biz yargı reformu strateji belgesiyle Yargıtay'ın denetimini takdim ediyoruz düşünce özgürlüğünün içine. Bunu kim istemeyebilir? Tabii ki bu belgeyle ya da kim küçümseyebilir bunu? Konuşuyoruz ama tabii ki tartışmaları da ben gündeme getirmediğim için onları da size soracağım. Sizce baroların sadece açılışın yapıldığı tepki mekana mı tepki gösterdiğini düşünüyorsunuz? Bakın barolar bir kısmı tepki gösterdi. Tepki gösteren çok azdır sayısı ama gösterebilir. Hepsi de gösterebilir. 5-6 baromuz bir tepki gösterdi belki ya 8-10 baromuz. Bir kısmı da gelmemeyi tercih etti. Gelmemeyi tercih edenlerin hepsini tepki diye almak son derece yanlıştır. Ve işin hani magazin boyutunu gündeme getirmek isteyenlere belki cazip gelebilir. Tepki gösterenler de en demokratik haklarını koymuş, ortaya koymuşlardır. Ben de eleştirilebilirim, siz de eleştirilebilirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı da elbette eleştirilebilir. Adalet Bakanı da eleştirilebilir. Neden bu kadar eleştiriyorlar o zaman sizi? Eleştirecekler tabii ki. Yani onlar eleştirecek. Ben istişare edeceğim, tartışacağım, eleştirilerden besleneceğim. Doğru olanı alacağım, yanlış olanı diyeceğim ki döneceğim. Bu yanlış, şu sebeple yanlıştır diyeceğim. Bu demokrasi. Demokraside tabii ki eleştireceksiniz. Bu ortada bir yanlışlık yok. Kuvvetler ayrılığını ve partili cumhurbaşkanını nasıl değerlendireceksiniz? Onlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bakın bu benim tercih ettiğim bir sistem değil. Bu anayasa referandumunda milletin olur verdiği bir sistem. Ben vermedim. Ben vatandaş olarak benim oyum belliydi zaten. Ben söyledim. HSK'nın yapısına ben karşı çıktım. Ben anayasa referandumuyla ilgili tüm düşüncelerimi sadece ve sadece getirilmek istenen HSK yapısının kuvvetler ayrılığına uygun olmadığını söyleyerek ortaya koydum. Çünkü Türkiye Barolar Birliği olarak biz Türkiye'nin parlamenter sistemle mi yoksa başkanlık sistemiyle mi yönetileceği konusunda kuvvetler ayrılığı olduğu sürece söz söylemeyiz. Ama kuvvetler ayrılığını ister parlamenter sistem ortadan kaldırsın, ister başkanlık sistemi, ister yarı başkanlık sistemi fark etmez bizim için. Kuvvetler ayrılığına dokunursanız işte burada söz söyleme zorunluluğumuz doğar. Ve yeni takdim edilen sistemde HSYK'nın yani eski HSYK'nın kuvvetler ayrılığına ilişkin düzenlemesinin de gerisine düşüldüğünü ifade ettik. Oysa biz eski SYK'dan da ileriye gidilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Bu çerçevede ne önceki SYK'yı doğru bir model olarak görüyoruz, ne 2010-2017 arasında FETÖ'nün yargıyı ele geçirirken kullandığı HSK modelini doğru bir model olarak görüyoruz, ne de 2010 öncesi KAS sistemini çağrıştıran HSYK'yı doğru model olarak görüyoruz. Sistemde de bizim, bazı güncellemeler bekleniyor bakın, mesela. Siz bunun ivedilikle... Bakın 2010 öncesi HSYK'da Yargıtay HSYK üyelerini seçerdi. HSYK üyeleri Yargıtay üyelerini. Danıştay HSYK üyelerini, HSYK üyeleri Danıştay üyelerini seçerdi. Yani o onu seçerdi. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorduk. 2010-2017 arasındaki sistemde maalesef ilk derece hakimleri ve savcıları arasında takdim edilen seçim yöntemi kötüye kullanılmaya elverişliydi ve FETÖ bu seçim yöntemini kullanarak HSYK'yı ve dolayısıyla tüm yargıyı ele geçirdi. Yargıda çok büyük bir güç haline dönüştü. 2017 sonrası referandum sonrası HSK ise YS'i kaldırıldı. HSK ise siyasi partilere ve özellikle iktidar partisine ve cumhurbaşkanına HSK'nın oluşumunda çok büyük yetki verdi ve dolayısıyla işte elin başkanı, elin şansölyesi, başbakanı şunu sal, bunu salmazsan şöyle olur, böyle olur deme hakkını kendinde adeta görmeye başladı. 2017'de hani o hiç denenmemiş de bir şeyi öneriyorum dediğiniz şey sizce neden kabul edilmedi? Yani zaman gelecek. Yani gelişme zamana bağlıdır. Ayrıca siz bir şey söylersiniz, ben katılmam, aksini söylerim. Ama siz bir şey söyler, ben bir şey söyler ve
hiçbir şart altında birbirimize birer adım atmazsak birbirimize sadece tebliğ ederiz, manifestolar okuruz. Türkiye'de birbirimize manifesto okumanın dönemi geçmedi mi artık, yetmedi mi? Yani birbirimize birer adım yaklaşsak da siz veya bir başkası katı düşüncelerinden bir adım uzaklaşsa, ben bir adım uzaklaşsam ve birbirimize birer adım yaklaşsak aslında hepimiz ülkenin menfaatini istiyoruz, anlayacağız. Siz 2014 yılında Danıştay'da yaptığınız o konuşmadan da uzaklaşmak gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Yani o konuşma kimilerine göre bazıları için manifesto olarak da değerlendiriliyor. Yok, o konuşmanın içeriğinde çok büyük bir belki yanlışlık yoktu. Yanlış anlaşıldı, iletişim kazası oldu. Herkes oradan bir takım sonuçlar çıkarmıştır. Biz kendimize göre çıkarttık. İletişimi daha düzgün kurmanın Türkiye'nin menfaatine olduğunu düşündük. Sayın Cumhurbaşkanı iletişimin Türkiye için her zaman bir kucaklama vesilesi olduğunu düşünmüş olacak ki o noktadan adım attı. Herkes birbirine birer ikişer adım Türkiye adına yaklaştı. Türkiye adına toplumsal kesimlerin ve yöneticilerin, kurumların temsilcilerinin birbirine yaklaşmasından ve konuşmaya başlamasından neden rahatsız olalım ki? Yani hiç kimse burada kendi şahsi menfaati için bir şey yapmıyor. Bir daha ifade ediyorum. Eğer hepimizin birer mahallesi varsa, var veya yok ayrı bir konu, mahallenin kahramanı olmak çok kolaydır. Mahallede bağırır çağırırsınız, mahallelinize bağırırsınız. Siz kendinizi hangi mahallede görüyorsunuz? Ben hiçbir mahallede değilim. Ben sokaktayım, salondayım, sokaktayım, dışarıdayım. Ben halkın içindeyim. Çünkü halk mahallelere hapsedilmeyi reddediyor. Bilinçli ya da bilinçsiz, geçmişte de o zaman bazı mahallelere yardım değil de diyelim hayır, ki onları destekleyecek zaman, ya, şeyler yaptığınızı düşünüyor musunuz? Hayır, asla. Peki Sayın Feyzoğlu. Her sözümün de arkasındayım ama hiç kimse düşüncelerinin esiri değildir. Ben de bütün düşüncelerimi tartışmaya ve o tartışmayla geliştirmeye açarım. Ben insanım. İnsan gelişmek zorundadır. Şimdi burada sizinle sohbet ediyoruz. Bu sohbeti dinleyen vatandaşlarımız var. Bu sohbetten hiçbir şey almadılarsa ve almıyorlarsa seyretmesinler. Çünkü bu sohbetin başlaması ve sona ermesiyle hayatlarına hiçbir şey katılmıyorsa lüzumsuzdur bu geçen zaman. Ben geçen 10 yılımı lüzumsuz geçirdiğimi, geçen 20 yılımı gelişmeye kapalı geçirdiğimi düşünmüyorum. Hiç kimseye de gelişmeye kapanmayı tercih etmem. Öğrenerek yaşamak zorundayız. En azından doğru iletişim kurmayı öğrendik. Sayın Feyzoğlu, bu Yargıtay'daki konuşmadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 41 baroya eleştirisi de vardı. Ve başta barolar olmak üzere önümüzdeki dönem kurumların seçim sistemini yeniden düzenlenmelidir dedi. Siz Sayın Cumhurbaşkanı'nın, bu düzenlemeyi bekliyor musunuz? Gerekli görüyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Emre Beyciğim, 41 baroya eleştiri yaptığını düşünmüyorum. Külliyeye gelmemek ayrı konudur. Külliyeye gelmemeyi sert bir ifadeyle ortaya koymak ayrı konu. Çünkü İzmir Barosu Başkanı şu cümleyi söyledi bu ifadesinden sonra, onun için öyle söylüyorum. Yani Erdoğan'ın bu sözlerle barolardaki muhalefeti sindirebilmek için aba altından sopa gösterdiğini belirtti İzmir Barosu Başkanı. Yani sizin bu yönde bir gözleminiz var mı? Biraz önce size ifade ettim. Barolarımızın her biri bağımsız, tüzel kişiliklerdir. Hiçbiri Türkiye Barolar Birliği'nin vesayetinde değildir. Birbirlerine de vesayet uygulayamazlar ve uygulamazlar. Her baromuzun kendi yönetim organlarının, kendi seçilmiş organlarının dilediği gibi açıklama yapma yetkisi vardır. Külliyeye gelmemek bir böyle bir keskin tepki olarak hepsinden yorumlanamaz. Gelirsiniz, gelmezsiniz, kendi tabanınız, kendi baronuzun şartları şudur budur. Ha, gelmemeyi ağır bir ifadeyle ortaya koyabilirsiniz. Daha yumuşak bir ifadeyle, daha az ağır ve de daha nazik bir ifadeyle ortaya koyabilirsiniz. Bu da bir tercih meselesidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın barolardaki temsili değiştirmeye yönelik açıklaması kendilerinin açıklamasıdır. Benim açıklamam değildir. Bizim böyle bir gündemimiz... Bir gündeminiz de yok. Bizim gündemimiz değildir. Zaten ben bunu Erzurum'da hemen akabinde söyledim. Böyle bir gündem maddemiz bizim yok. Ya biz yargı reformuyla uğraşıyoruz. Bizim yatıyoruz, kalkıyoruz.
adeta yemiyoruz, içmiyoruz. Bir tek gayemiz var. Vatandaş için yargı reformunu çıkarmak. Bu vesileyle de söyleyeyim, yargı reformunu bir yeşil pasaporta, tabiri caizse artık yani sıralamadaki en son maddeye indirgemek fevkalade yanlıştır, yanlış olmuştur. Bunu yapanlar vatandaşa iyilik etmemiştir. Çünkü vatandaşın düşüncesinin teminatına ihtiyaç vardır. Bakın. Daha mı çok açıklamak lazım galiba? Çünkü burada bazı şeyler mesela çok da önemsemeyip yemek gerekiyor diyorsunuz. Onları ön plana alıyorsa ve bir gündem oluşturuluyorsa burada herhalde burada, bu paket çok da fazla açıklanamadı mı? Yok, çok açıklandı fakat çok sistemli bir şekilde iyi bir şey yapılma gayretini küçümsemek ve sanki hiçbir şey yapılmıyor ya da yanlış yapılıyor gibi takdim etmek çabası var. Bu çabayı kimler gösteriyor? Bu çabayı bir kısım siyasetçiler gösteriyor. Siyasettir, öyle yaparsınız, böyle yaparsınız. Benim işim olmaz. İyi bir şey yapıldığında bir başka grup saldırıyor ki ona çok iyi bakmak lazım. Yalnız lütfen kimse yanlış anlamasın. Asla ve asla. Çok özür dilerim cümlemi. Bir diğer grup dediğiniz biraz daha. Anlatacağım. Tam da onu anlatıyordum cümlemi tam ortasında. Süremiz bitiyor ama çok kısa bir çok kısa bir sürede anlatırsanız çok sevineceğim. Bir başka programda da anlatırım. Sorun yok. Yani ama merak ettirdiniz şimdi Sayın Feyzi. Yok, hep söylediğim bir tamam, şey. Tamam, buyurun. Ben biraz süre alırım. Peki, siz nasıl isterseniz. Açıkça söylediğim şu. Vatandaşlarımız lütfen hiçbir şekilde üstlerine alınmasınlar. Ben eleştiride bulunan vatandaşların, izleyicilerin çoğunun samimiyetine ben kefilim. Öfkelenebilirler, ne alakası var, niye görüşüyor diyebilirler, niye konuşuyor diyebilirler. Biz cevabını veririz. Zaman verir zaten cevabı. En güzel cevabı size zaman verir. İnsanlar yapılan değişikliklerden, atılan adımlardan yararlanmaya başladıkça görürler. Yani bir tweet attım, hayatım karardı diyen, bir saniye ya, o tweette senin düşünce özgürlüğün vardır. Bak, Yargıtay böyle diyor derse görür. Ya da işte şu işi yaptım, mahkemelerde sürünüyorum diyen, savcıyla yapacağı bir müzakereyle ve yanında avukatı varken, elini avukatı tutarken yapacağı bir müzakereyle son derece hızlı ve damgalanmadan ve çok da başı ağrımadan süreci atlatıyorsa şükürler olsun, iyi ki çıktı denir. Ne zaman göreceğiz bunu? Yargı reformu paketler halinde hayata paket geçtikçe göreceğiz. Zaman gösterecek. Şimdi dolayısıyla çok özür dilerim. Bunun eleştiriler başta olur. Biz de zaten eleştirmeye de biraz meraklı bir yapımız var galiba. Eleştiririz, ondan sonra süreç içerisinde doğruyu yanlışı görmeye başlarız. Herkes görür. Ancak yapılanın iyi bir şey olduğunu bilip bu iyi bir şeyin Türkiye'ye faydası olacağından endişe eden bazı yapılar da var. FETÖ, PKK, DHKPC. Şimdi nasıl bir tesadüftür ki yargı reformu açıklandığı gün PKK trolleriyle, örgütsel yapısıyla, Türkiye'de yasaklı olan gazeteleriyle, web siteleriyle saldırıya geçiyor. Aynı anda FETÖ saldırıya geçiyor, aynı anda DHKPC saldırıya geçiyor. Aynı anda. Bakın, bu üç örgütün birbiriyle hiç bağlantısı olmadığını sanırsınız değil mi? Hayır, var. Yönetenleri aynı, kuklacıları aynı. Yukarıdaki kuklacı Orta Doğu'yu şekillendirmek isteyen kimlerse onlar, Türkiye'ye saldıranlar da onlar. Peki, Sayın Feyzioğlu, çok teşekkür ediyorum. Bugün birazcık uzun sürdü gibi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da canlı yayında konuşmalarını da ekranlarınıza getirdik. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu bizlerle birlikteydi Güne Bakış'ta. Akşam ana haberde 19.30'da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşka atılan imza nedir? Sina Fırlanta. Aşkım bugün bana evlenme teklif etti.